başvurunuzu alabildiğine teknik maddi delillerle dolu bir başvuru olarak yaptık. Sadece yakınlarının beyanlarından faydalanmadık. Bulabildiğimiz tüm delilleri, uydu görüntü fotoğraflarından, daha önce toplama kamplarından çıkmış olanların şahitliklerini, uluslararası raporlardan, Birleşmiş Milletler'in daha önceki inceleme ve kararlarına, bir hukukçu olarak bu iddialarımızı ispat edebilecek bütün hukuki delilleri geniş bir şekilde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin dikkatine sunduk. Ve çok memnunuz ki ilk defa bu karar sürecinde toplama kamplarına insan hakları ve hukuk yönünden ciddi ve detaylı bir eğilme söz konusu olmuştur. Çin devletinden savunma istedi Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu. Çin devletine savunmasını vermesi için de bir süre verdi. Çin yönetimi bu iddialara bir savunma dilekçesi verdi. Ama bu dilekçedeki beyanları hem bizler açısından hem Birleşmiş Milletler açısından kabul edilebilir, ciddi değerde ve yeterli verileri içeren bir bilgi olarak sunulmadı ve inandırıcı da bulunmadı. Zaten müvekkillerimin aileleri hakkında da nerede olduğuna dair, nasıl tutulduklarına dair bazılarıyla ilgili de hiçbir bir bilgi Çin tarafından Birleşmiş Milletler'e sunulmadı. Biz Çin'in savunma dilekçesine karşı cevaplarımızı da Birleşmiş Milletler'e sunduk. Ve nihayetinde geçtiğimiz aylarda, bir süre çünkü rezerv olarak bekletildi, geçtiğimiz aylarda 6 Nisan günü yayınlanacak şekilde bu karar açıklandı kamuoyuna ve bizlere. Karara göre öncelikle şunu söyleyelim. Toplama kamplarının kendisi ve tutma prosedürüyle ilgili ilk detaylı karar olma özelliğini taşıyor. Bu karara göre Birleşmiş Milletler Çin'in sistematik ve ağır bir şekilde insan hakları ihlali yaptığını teyit etmiş oldu. Öte yandan özellikle toplama kamplarında tutulanlar başta olmak üzere genel olarak Çin'in Doğu Türkistan bölgesinden olan insanlara veya köken olarak, din olarak, Müslüman köken olarak da Uygur, Kazak ve benzeri etnik kökenlerde olanlara özellikle bir ihlalin sistematik olarak yapıldığını bu kararla teyit etmiş oldu. Sevdiklerimize ulaşmak, onların bir an önce özgürlüğüne kavuşması için Türkiye'de bir mücadele başlattım. Ve bu mücadelenin başlangıcı da Çin konsolosluğu önünde neredeyse bir sene bekledik. Ve ondan sonra Doğu Türkistan için Anadolu seferi düzenleyerek, Türkiye'nin 31 ilini gezerek birinci ağızdan Doğu Türkistan'da neler olduklarını anlattık. Ve en sonunda dedik ki hukuki bir mücadele kendi hak hukukumuzu arayalım dedik. Ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na Çağlayan Adliyesi önünde davamızı açtık. Ve onunla bir vakitte Birleşmiş Milletler'e sevdiklerimizin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasına ve Çin toplama kamplarında tutulan tüm Uygurların serbest bırakılması için de davamızı açtık. Ve davalarımız şu anda ilerliyor. Ve Birleşmiş Milletler'den çok iyi gelişmeler oldu. Öncelikle haber gelen arkadaşlarımla gönülden tebrik ediyorum. Onların adına biz de sevindik. Ve bekliyoruz ki bundan sonra diğer tüm kardeşlerimiz, ailelerimiz için de haberler gelecektir. 2017 Haziran ayından beri ailemle iletişimim kesilmişti. Sonra yani bir 6-7 ay zaman sürdü onların evde mi ya da gerçekten tutuklandığını öğrenmem için. Yani evde kimse kalmadı. Mesajı aldıktan sonra ben de arkadaşlarım gibi ailemin hakkını savunmak için sosyal medyalarda olsun, gazetecilerle olsun böyle tanıklık vermeye başladım. Çünkü amacım farkındalık yaratmak, toplumun desteği kazanmaktı. Kaç sene geçti, herkes öğrendi ama bir adım atılmadı. Annem, babam, abim, kardeşim hala hapiste acı çekiyordu. Ondan sonra arkadaşlarımla beraber hukuku yolları denememizin doğru olduğunu düşündük. Çünkü yani Medine Hanım söylediği gibi Türkiye içinde olsun, yurt dışında olsun Uygurlar mücadelesini devam ettiriyor ama yani bir
bir değişiklik olmadı. Sonuçta benim annem, babam, Medine'nin kardeşleri, arkadaşlarımın sevdikleri herkes hala toplama kamplarında, hapishanelerde, mecburi çalıştırma fabrikalarında acı çekiyorlar.